Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda İzmirlerden kalktık, saat 10-10.30 gibi İstanbul'a doğru yola çıktık. Amacımız da şu elimde görmüş olduğunuz 13 Pro'yu almaktı. Biraz rüzgarlı bir ortamdayım, böyle hışır pışır ediyorsa mikrofon, biz elimizden geldiğince düzeltmeye çalışmışızdır ama olmadıysa kusura bakmayın diyorum. Şimdi telefon bana kaça mal oldu? Her şeyiyle birlikte yaklaşık 15 bin lira gibi bir şeye mal oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmayayım, gelin omuz açısına geçelim ve iPhone 13 Pro'nun içinde aslında çok iyi bildiğimiz neler çıkacak bir bakalım. Kayamıza geldik arkadaşlar. Şu an İstanbul'da galiba sirkeciyle ilgili bir yerdeyiz. Kutuda bildiğiniz gibi en ekstrem değişiklik Apple'ın bu sene etrafındaki jelatinleri kaldırması oldu. Onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir mantık var. Bu adamlar veya kadınlar bu kutunun içinden adaptörünü bilmem neyini kaldırdıklarında neredeyse iki tane iPhone kutusu eskinin bir iPhone kutusuydu. Yani kargo anlamında bayağı bir kâra geçtiler. Üstüne üstlük o adaptörleri de bize satmaya başladı. Ben bu etraftaki jelatin olayının da birincil olarak hani bu gemi geçiyordu. Şimdi gemimiz geçti. Bu jelatin muhabbeti bence ondan kaynaklanıyor. Şöyle açıyorsunuz cırt diye. Yapışkanı yok. Allah. Ya lan buraya. Şöyle cebimize koyalım çöpü ki Apple kullanıcılarının da ne kadar çevreci olduğunu benim bu videomu izleyip anlasın. Cırt. Bunu da açtık. Bunu da gördüğünüz gibi cebime koyuyorum. Göremiyorsunuz tabii ki de cebimde. Sonra şuradan şöyle kutuyu açtığımız anda kutu, bildiğiniz kutu şu şurada dursun. Bir kere 13 Pro'nun kendisi çıkıyor. Zaten şunu biliyorduk arkadaşlar, hani bunun çevresi böyle çerçeveli olacaktı, metalik olacaktı. Diğer serilerden farklı olarak mesela cebimde 12 mini var benim. Mesela 12 mini'ye baktığımız zaman gördüğünüz gibi çerçeve 12, 13 Pro'da alüminyum ve gayet parlak bir şekilde duruyor. Arka kısmında üçlü kamera, lidar sensörü vesaire vesaire var. Şimdi ön jelatinini açıyorum. Evet, ön jelatini de açtım. Bunu da tabii ki de cebime koyuyorum. Şöyle bir telefon açılı dursun. Logo geldi, muhtemelen göremiyorsunuz aşırı parlaklıktan ötürü. Kutunun içinden tahmin edeceğimiz üzere bir adet, bir tarafı USB Type-C, bir tarafı Lightning olan kablo çıkıyor. Buradan bir de sandım ki bir an altından kulaklık çıkacak ama çıkmıyor. Ivır zıvır at kağıtları var. Bir de Apple'ın artık gelenekselleşmiş olan sticker'ı muhtemelen. O da burada şu anda. Kutu bu kadar arkadaşlar. Toplamda 15.000 TL artı bir de adaptör masrafımız olacak gibi duruyor. Bakalım telefonumuz açıldı mı? Açılmadıysa da aynen açılmış. Kurulumu yapalım, tekrar buluşalım. Şimdi arkadaşlar yer değiştirdik çünkü telefonun ekranı görünmüyordu. Bir şekilde o yüzden buraya geldik. Orada söylediğim şeyler şunlardı. Bu arada açıldı telefon. İlk şunu söyleyebilirim. Ekranın akma hızı gerçekten fark ediliyor. Uzunca bir süredir iPhone kullanıyorum ben de. Akışkanlık bayağı iyi olmuş durumda telefonda. Diğer modelle dikkatimi çeken en önemli farklardan bir tanesi buydu. Bir diğeri de arkadaşlar, şu daha önceki videoda söylemiştim. Kameranın çıkıntıları biraz fazla. Böyle bunu bir zemine koyduğunuz zaman telefon sallanacaktır ve kameranın lenslerinin çizilme ihtimali de yüksek ki biliyorsunuz bendeki mininin buradaki kamerası da çizik. İşte sağ solu bildiğiniz gibi, öyle çok da anlatacak bir şey yok, ses açma kısmı. Yan taraflar böyle metal. Şöyle açı verelim hemen. Dünyanın en zor şifresi. Şuradan bir kameraya girmek istiyorum. Birkaç tane bir şey çektik arkadaşlar. Bir tanesi bu. Şöyle ekranı büyüttüm ama umarım güzel görünüyordur. Kameralar gayet iyi durumda. Özellikle bu şeyde sinematik moddaki şu oluyor kendisi. Bayağı bir eğlendim ben. Şöyle yanda çevireyim sizi. Yani sinematik mod dedikleri şey hakikaten sinematik olmuş, bunu söyleyebilirim. Şöyle bir tane de dikey çektik. Kamera özellikleri arasında böyle bir geniş açımız var. Bir de 3x'lik zoom bulunuyor. Portre modumuz var. Panorama vesaire, bunları biliyoruz. Şuraya bir tek bir sinematik butonu eklenmiş. Şöyle biraz daha geride tutayım. Sinematik butonu ve burada ağır çekimimiz de hazır bir durumda. Ki zaten bu kamera özellikleriyle ilgili detaylara detaylı inceleme videomuzda geleceğiz. O yüzden kutu açılış videosunu burada bitiriyorum.